Merhabalar sayın hocalarım ve sevgili öğrenciler. 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Bahar Kariyer Günlerinin 3. oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli iki konuğumuz var. Gülşah Özgül Hanım, Atlantis Tanker Grup'tan ve Dinçer Şimşek Bey, Nota Gemi Kiralama kurucusu. Ben onlara söz vermeden önce kendilerinin ufak bir özgeçmişini okumak istiyorum. Arkasından kendilerine bırakacağım sözü. Gülşah Hanım, 2016 Ağustos ayında Batınak Holding bünyesindeki armatör şirket olan Gülnak Denizcilik'te işletme stajını tamamlayan Özgül, sonra yine Holding bünyesindeki Batınak Denizcilik'te aynı yılın Ekim ayında acent yetkilisi olarak işe başladı. Yaklaşık 8 ay MOL hattının konteyner dokümantasyon, ithalat, ihracat, satış bölümünde ve operasyonda çalıştıktan sonra şirketin kuru yük departmanında görevlendirildi. Haziran 2018 yılında acentelik göreviyle birlikte vergi denetim, KDV, iade gibi muhasebe ile ilgili alanlarda görev alan Özgül, lisans eğitimini 2019 yılı Ocak ayında tamamlamış ve aynı yılın Mart ayı itibariyle Atlantis Tanker firmasında tanker operatörü olarak çalışmaya başlamıştır. Dinçer Şimşek Bey, meslek hayatına bir armatör firmada gemi brokeri olarak başlayan, daha sonra yaklaşık 10 sene yerli ve yabancı armatör firmalarda işletme ve genel müdürlük pozisyonlarında yer alan Şimşek, 2011 yılında şirket ortakları yine okulumuzun mezunları olan İlye Denizciliği'nin Mersin Şubesini kurmuş ve bu şubenin müdürlüğüyle beraber şirketin kiralama departmanı müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. 2019 yılında şu anki şirketi olan Nota Gemi Kiralama firmasını kurmuştur. Şirketin ana faaliyet alanı proje, break bulk, ro-ro yükleri brokerliği ile kuru dökme yük gemi kiralaması olarak devam etmektedir. Şirketin merkezi Mersin olup İstanbul'da da bir şubesi bulunmaktadır. Evet, eğer Dinçer Bey sizin için de uygunsa ilk sözü Gülşah Hanım'a vermek istiyorum. Buyurun Gülşah Hanım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kısaca şöyle bir şirketten bahsedeyim. Öncelikle sunum yapmayacağım. Neden sunum yapmadığımı da söyleyeyim. Uzun bir slaytla sıkıcı olmak istemedim. Onun yerine kısaca şöyle bahsetmek gerekirse 12 tane tanker gemisi armatörüyüz. Kimyasal yük taşıyoruz. Gemilerimiz genelde Avrupa İngiltere bölgesinde çalışıyor. Ben de bu şirketin 4 tane spot gemisinden sorumlu operatörlük yapıyorum. Genellikle biyodizel ve türevi yükler taşıyoruz ama bazı kimyasal yükler de tabii ki taşıyoruz. Bu şekilde anlatabilirim şirketimi. Biraz da kariyer yolculuğunuzdan bahsedelim. Olduğunuz yere nasıl geldiniz? Olduğunuz tabii yerden memnun musunuz? Daha önce farklı pozisyonlarda bulunmuşsunuzdur. O pozisyonlarla bu pozisyon arasında ne gibi farklar var? Hangisi, hangi özellikleriyle ön plana çıktı sizin için dinlemek isteriz. Tabii ki. Şöyle aslında ilk etapta uzun dönem stajda Batınak'ta çalıştım. Ve bunu da kesinlikle öneriyorum zaten öğrencilere. Yani bu benim için çok büyük bir avantajdı. Mezun olduğum zaman ne yapacağım diye bir korkuyla karşılaşmadım. Zaten hali hazırda bir işim vardı ve yeni iş bulmam daha rahat oldu açıkçası. Hani öyle söyleyebilirim. Atlantis'le nasıl tanıştım, nasıl buraya girdim? Kısaca onu anlatmak istiyorum. Bence güzel bir hikayesi var benim için. Bizim şirkette personel departmanı müdürü bizim okulun kariyer günlerine geliyor. Kaptanların kariyer günlerine. Orada konuşmanın bitiminde benim bir kaptan arkadaşımla görüşüyorlar. O kaptan arkadaşım da Özgür Beyler bizim okulun işletmecilerini soruyor. Bizim okuldaki işletmecilerin neler yaptığını, hangi alanlarda çalıştığını soruyor. Arkadaşım cevaplıyor ve konuşma sonunda işte kiralama departmanını birine alacaklarından bahsediyorlar. Arkadaşım beni öneriyor. Sonrasında biz şirketin işte CEO'suyla görüştük. Ondan sonra anlaştım ve buraya geldim. Yani bunu neden anlattım? Kariyer günlerinin önemini vurgulamak için anlattım açıkçası. Bana böyle bir kapı açtı. Onu söylemek istiyorum. Yaptığım işi genel hatlarıyla anlatırsam bir geminin ticari tüm operasyonlarından sorumluyum. Günlük getirisini hesaplanan değerlerin altına indirmemeye, hatta üstüne çıkartmaya çalışıyorum. Ve 7/24'te
ulaşılabilir olmamız gereken bir iş yapıyorum. Bu yüzden yorucu tarafları var. Ama zevkli mi? Ben zevk alarak yapıyorum, öyle söyleyebilirim. Yani kimyasal yük birazcık daha farklı bir alan. Bizim de okulda çok fazla üstünde durmadığımız bir alan aslında. Teknik bilgiye çok ihtiyaç duyulan bir alan. Bu konuda da birazcık zorlandım açıkçası. Hala zorlanıyorum ama bu her zorlanma beni de geliştirdiğini düşünüyorum açıkçası. O yüzden hani her gün yeni bir şey öğrenmek, her gün yeni bir şey, yeni bir olayla karşılaşmak, yeni bir problemle karşılaşmak geliştiriyor açıkçası. Öyle söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Biraz da şirketten ve işin kendisinden bahsedin isterseniz. Önce Atlantis Tanker Grup nasıl bir şirkettir? Ve genel olarak tanker piyasası nasıl? Diğer şirketleri de göz alarak nasıldır? Dediğiniz gibi şimdi biz de biraz konteyner odaklı, belki İzmir'in konteyner operasyonlarına sıkça ev sahipliği yapmasından, konteynerların limanın yanından geçerken gözümüzün önünde olmasından dolayı hani konteyner taşımacılığı biraz daha herkesin okurken de odağında olan bir şey, ama dökme ve tanker piyasasına belki o kadar aşina olmayabilir öğrenci arkadaşlarımız. Sizi de içinden biri olarak siz bir anlatın bize lütfen. Herkes biraz daha fikir sahibi olsun. Tabii ki. Şirkete kısaca zaten anlattım. Filo bazında 4 tane küçük, 8 tane büyük gemimiz var. 3500 tonluk ve 6000 ton şeklinde ayrılıyor. Genelde taşıdığımız yükler işte Fame bir biyodizel zaten. Gazoil, gemi yakıtı veya diğer yakıtlar şeklinde. Yakıt ve türevleri. Onun haricinde wax yükü, işte mumun ham maddesi, ya da bazı aromatiks diye tabir ettiğimiz işte aseton gibi yükler hani taşıyoruz. Ve bu yüklerin bazıları tehlikeli yük aslında, tehlikeli yük sınıfında ve o yüzden de diğer sektörlerle kıyasla daha regülasyonların fazla olduğu bir sektör olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü daha öncesinde de konteyner operasyonunda çalıştım, öyle bir fırsatım oldu. Dökme acenteliği yaptım ve tankerde zorlandığım noktalardan bir tanesi gerçekten regülasyonların fazla olmasıydı açıkçası. Bunun haricinde yükler hakkında başka çok da bir şey... Yani şunu söyleyebilirim, bu piyasa, yani bizim gemilerimiz Avrupa'da çalışmasının sebebi tonajlarla alakalı, gemilerinizin size'ıyla alakalı birazcık aslında. O yüzden Avrupa'dayız yani. Tabii ki de dünyanın birçok yerinde devam ediyor, dönüyor ama genelde işte French Med diye adlandırdığımız İtalya, Fransa, İspanya kıyılarında yukarıya, Kuzey Avrupa'ya veya Kuzey Avrupa'dan yine aşağıya şeklinde bir trade range'imiz var. Voyage charter yapıyoruz. Time charter çok fazla olmuyor. Yılda bir tane veya işte 2 yılda iki tane, bir tane gibi. Şu an gemilerimizden bir tanesi 5 yıllığına büyük bir firmanın time charterında. Onun haricinde geri kalan 11 tane gemi spot markette çalışıyor. Yani bu demek oluyor ki 3 gün sonrasını bilmiyorsunuz. Hangi gemi ne yapacak, nereye gidecek veya işte bir hafta sonra neler olacağını kestiremediğiniz bir sektör. Bu yüzden de iş yoğunluğunun da aslında çok fazla olduğu bir sektör. Yani bir geminin bir seferi varsa eğer 3 günde de bitebilir, 1 günde de bitebilir gibi şeylerle karşılaşıyoruz. Sektörümüz bu şekilde diğer sektörlerle kıyaslan. Türkiye'ye gelince Türkiye'de kimyasal armatörü olan çok az firma var zaten. Türkiye'de iş imkanının çok geniş bir kolu yok yani Türkiye'de maalesef. Zaten bizim şirketin gemileri de Türkiye'ye pek gelmiyorlar. Çok yani şöyle söyleyeyim, 2 senedir çalışıyorum. 2 senede bir kere Fransa'dan İzmir'e yük getirdik. Onun haricinde bir daha olmadı. Çünkü yani Türkiye'den yük çıkmadığı için de gemileri Avrupa'ya borç balast göndermek de istemiyoruz açıkçası. Birazcık böyle söyleyebilirim, çok affedersiniz. Onun haricinde sektörle alakalı söyleyebileceklerim bu kadar açıkçası. Hani diğer sektörlerle kıyasla konuşmak gerekirse, çünkü daha kısıtlı bir piyasa, daha kapalı, kendi içinde daha küçük. Zaten denizcilik sektörü de kendi içinde küçük bir sektör, yani ben öyle düşünüyorum açıkçası. Tanker daha da
küçük bir alana sahip. Çok teşekkür ediyorum Gülşah Hanım. Eğer şu an için ekleyeceğiniz bir şey yoksa bir de Dinçer Bey'i dinlemek istiyorum. Tabii ki. Buyurun Dinçer Bey. Aynı soruları size de sorduğumu varsayın lütfen. Evet Yaman Bey. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Biz bütün hocalarıma, abilerime, kardeşlerime, herkese çok selamlar Mersin'den. Ben ortaokul ve liseyi denizcilik ailesi olan Makzume'lerin okulundan mezun olarak çıkış yaptım. Orada Lionel Makzume zamanında da denizciliğe bir kulak aşinalığı oldu. O aileyi gördükten sonra da tek hedef olarak denizciliğe yönelmeye karar verdim. Ve okulumuza çok isteyerek ve bilinçli bir şekilde geldim. Belki de yani Türkiye derecesi yaparak geldim o dönemde. Ondan sonra okula başladıktan sonra da direkt olarak ikinci sınıftan itibaren kuru yük ve dökme yük sektörüne, alanına girmeye karar verdim. Birinci sınıfta geçtikten sonra ikinci sınıftan itibaren hocalarımızın da sağ olsun hoşgörüsüyle aktif bir şekilde çalışarak ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfı çalışarak tamamladım. Okul mezuniyetinden sonra da zaten o anda çalıştığım şirkette, armatör firmada, o zaman post fixer olarak çalışıyordum. Gemi brokeri olarak başladım. O zaman 6 gemi vardı. Meslek hocam o şirkette bizim 93 mezunlarından Atıl Yılmaz'dır. Çoğu kişi tanır. Bana göre duayendir. Daha sonradan o şirketteki süreç tamamlandığında 10 gemisi olan bir Türk armatörü, Koster kuru yük armatörüne işletme müdürü olarak geçtim. Yaklaşık 3 sene orada işletme müdürü olarak kaldım. Sonra ailevi sebeplerden dolayı Mersin'e geldik. Burada yine armatör firmada işletme müdürü, kiralama müdürü olarak bulundum 3 sene. Daha sonradan bir yabancı armatörün Handy Size kuru yük dökme gemisi olan armatörün Türkiye temsilciliğini, bütün uluslararası temsilciliğini aldım. Ama 2008-2009, kendi şirketimdi bu arada o dönemde. 2008-2009 krizinde o şirket iflas etti. Beraberinde de beni iflasa sürükledi. Hayatta hep başarı hikayesi yok maalesef. İflaslar da oluyor. Hatta yani burası bir aile ortamı. 3 sene ben kayınvalidemin evinde beraber yaşamak zorunda kaldım. Sonra hayat devam ediyordu. Tekrar sıfırdan başladık. Yine okulumuzun mezunlarından o dönem Selçuk Arkın, Görkem Övül'ü tanırsınız. İlya Denizcilik. Onların Mersin şubesini açtım. Yaklaşık 8 sene buranın 8,5 sene kiralama müdürlüğü ve Mersin şube müdürlüğü görevlerinde bulundum. O dönemde Danimarkalı Torco Project var. Bilinir 110 gemisi vardı bizim işlettiğimiz dönemde. Onların booking ajantalığını, Çin, Polonya hükümetlerinin devlet firması olan CP'nin booking ajantalığını bir dönem yaptık. Daha sonradan dostluğumuz halen devam ediyor İlya'daki bütün abilerimle, kardeşlerimle. Ben kendi yolculuğuma tekrar bir start verme kararı aldım 2019'da. Nota gemi kiralamayı kurdum. Burada az önce saydığınız üzere ağırlıklı olarak yine proje dökme, break bulk yükleriyle beraber son dönemde ağırlıklı olarak ro-ro taşımacılığına yöneldim. İstanbul'da geçen sene Eylül-Ekim aylarında şubemizi açtık. Şu anda benim işletmemde 3 tane ro-ro gemi var. Senelik bu hatlarla, bu tramp ro-roların dışında hatlarla da yaklaşık 3000 araçlık senelik kontratım var. Bunun dışında 3 farklı destinasyona 3 ayrı kuru yük kontratım var senelik. Bunlar aylık taşımalar halinde halen devam ediyor. Bunun dışında da standart brokerlik mesleği olan spot işlere de bakmaya devam ediyoruz. Kısaca hikayesi bu.
Çok teşekkür ederim. Siz de yine çok da hakim olunmayan bir sektörde biraz daha yoğun çalıştığınızı ifade ettiniz. Roro sektörü. Roro sektörü de yine gerçi İzmir'e biraz uğruyorlar. Onları da uzaktan izliyoruz ama belki yine herkesin çok hakim olmadığı bir sistemdir. Mesela bu az önce söylediğiniz 3000 araçlık kontratım var ifadesinin üzerinden bir broker'ın Roro hatlarıyla ve Roro kiralama işlemlerinde nasıl bir rolü vardır? Bu işler nasıl yürür? Sizden bir özet istesek. Şimdi orada onun tanımı tam broker olmuyor. Orada contractor tarzında hareket ediyoruz. Biz ihaleyi veya spot bazda yüklenecekse spotu işi üstleniyoruz. Aracı değiliz orada. Kontratın sahibiyiz. Bu kontratı aldıktan sonra da kendi işlettiğimiz gemiler ama ağırlıklı olarak kontrat yükleri hatlarla devam ediyor. Hatlara global anlamda bu kontinent olabilir, Batı Afrika olabilir, Arap Yarımadası olabilir, Amerika var, yine Kanada var, buralara düzenli hatlarla perderpey gönderileri sağlıyoruz. Şeyde yani denizciliğin çok kolu var. Yani işte Gülşah Hanım tanker tarafında, ben nispeten işte kuru yük, roro, proje, breakbulk tarafında yer aldım. Konteyner tarafı var. Yan alanları var, acentalık var, supply var, klası var, sigortası var. Yani ben başımdan bir geçen çok kısa anıyı anlatayım. Benim gemilerimden bir tanesi Türk limanına bir mal getirdik. Ve malda eksiklik çıktı, çok ciddi miktarda ve kiracı bize claim yaptı. Çok ciddi miktarda bir eksiklik çıktı. Sonra taraflar bir araya geldi. Mal sahibi bizim okuldan, sınıf arkadaşım. Okuldan değil, sınıf arkadaşım. P&I sınıf arkadaşım. Armatör ben. Oturduk birbirimize kavga ediyoruz. Yani üç tane sınıf arkadaşı, üç taraf olarak bu süreci... Yani bu... Yani o zaman çok mutlu etmişti beni. Yani nereye atarsanız elinizi bugün sektörde, nereye giderseniz gidin, dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin, bir şekilde bizden birileri var, lobimiz bana göre Allah'a şükür çok güçlü, bana abilerim her zaman destek oldu bütün meslek hayatım boyunca, ben de geriden gelen kardeşlerime, arkadaşlarıma elimden geldiğince destek oldum. Şimdi geçen cuma bir Roro hattının booking ajantılığını aldım. Ve buna talip olduğumuzda hattın sahibi bizim okuldan yine. Yani tek referans şeydi. Diyor, evet yani biz diyor diyoruz zaten. Siz şu anda ne diyorsunuz? Diyor demem yetti. Yani gerisi sorgulanmadı. İmzayı attım geldim. Ben de Dio diye başlayıp sonra Denizcilik Fakültesi'ne dönenlerdenim bu arada. Bizde de adı Dio kaldı ama artık herhalde yeni arkadaşlarımız Denizcilik Fakültesi olarak biliyordur. Çok güzel bir anekdottu. Çok teşekkür ederim Dinçer Bey. Ben şimdi ikinize birden, iki katılımcımıza birden genel olarak bir soru sormak istiyorum. Sizi bulunduğunuz noktaya getiren böyle yani kırılma anı diyebileceğimiz veya önemli bir kalifikasyondur diyebileceğimiz özellikler, edinilmesi gereken yetkinlikler var mı sizin düşüncenize göre? Bir bunları dinlemek isterim sizden. Ondan sonra da yavaş yavaş sorular da gelmeye başlıyor. Soru cevap kısmına geçeriz eğer ekleyeceğiniz bir şey olmazsa. Buyurun, isterseniz Dinçer Bey direkt sizden devam edelim, sonra Gülşah Hanım'a geçelim. Tamam. Ya kırılma anı bilmiyorum var mı? Verdiğimiz kararların hepsi, yani büyük kararların hepsi bir kırılma anı. Bunlar iyi ya da kötü sonuçlanabilir. Aldığımız işlerde çok başarılı olduklarımız var.
elimize yüzümüze zamanda bulaştırdıklarımız var. Başarısızlık hikayeleri de var ama o başarısızlıklar ya da başarılar bugün bizi oluşturdu. Ondan dolayı ben geçmişteki bütün aldığım hem şirket değiştirme kararlarında hem okul tercihinde hem sektörü seçme kararlarında hepsinde geriye dönüp bakmıyorum, çok memnunum. Ya bugünkü durumumu da özetleyecek olursak, yani Cem Yılmaz'ın bir lafı var, yani başarılı insanların tek ortak özelliği nasıldı, eşek gibi çalışmaları mı? Öyle bir lafı vardı. Yani gerçekten zamanında çok emek verdik. Ya ben yaklaşık 7 sene ortalama 20 saat çalıştım. Bayramsız, seyransız. Gemi işletme Gülşah Hanım da bilir. Yani çok 7-24 vakit ayırmanız gereken bir şey. Yani gece 3'te, 4'te, 2'de kaptan arar, claim olur, gemi tutuklanır. Mal eksik çıkar, her şey olur. Yani tersanesine bile biz gidiyorduk. Yani ben bir ay gemide tersanede yattığımı bilirim. Ondan dolayı çalışmak. Tabii şimdi yaş itibariyle fiziken o kadar performans gösteremiyoruz. Ondan dolayı meslek hayatının başında bu enerjiyi doğru kullanıp daha sonradan tecrübeyle desteklemenin faydalı olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gülşah Hanım, bir de sizden dinleyelim. Tekrarlamama gerek var mı soruyu? Yoksa... Yok, hayır. Tamamdır, teşekkür ediyorum. Ben Dinçer Bey'e katılıyorum zaten. Yani gerçekten hepsi aslında, verdiğiniz kararların hepsi sizin hayatınızda bir kırılma noktası olduğunu düşünüyorum. Yani attığınız her adım geleceğinizde bir noktayı oluşturuyor zaten. Böyle buna inanıyorum. Staj yapın dedim ben öğrencilere özellikle. En azından part-time çalışın diye şey yaptım, söyledim. Açıkçası benim dönemimde daha rahattı. Okulla birlikte işi aynı anda idare edebilmek kolaydı. İkinci öğretim derslerimiz vardı. Hocalarımız bu konuda çok yardımcı oluyordu. İşte ikinci öğretim derslerine girmemiz konusunda veya işte devamsızlıklar konusunda. O yüzden yaklaşık 2,5 sene okulla birlikte çalışma imkanım oldu. Bunu yaparken okulda öğrendiklerimi pratikte uygulayabilme fırsatım oldu açıkçası. Yani bu çok önemli bir şeydi. O yüzden bunu ısrarla söylüyorum. Ve Batın Akdeniz'de de işe başladığım zaman bizim okulun 2009 mezunlarıyla birlikte çalışıyordum zaten. Yani o yüzden de bir destek oldu, hep her zaman oldu. Ya da birini yerimizde şirketten ayrılırken aldığımız insan da yine bizim okuldan, benim dönem arkadaşımdı Yasin. Yani bunlar önemli, insan ilişkileri önemli, bunu söyleyebilirim. Onun haricinde kişisel gelişimin, kariyer, mesleki gelişimin gelişim kadar önemli olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü mesleki bilgiyi bir şekilde bir yerlerden evet edineceksiniz ama kişisel gelişimin de bir taraftan desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Onu söyleyebilirim. Edin Çerbey'in dediği gibi de yani çalışmak, her ne yapıyorsanız yapın, yaptığınız işi layıkıyla yapmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben çalışmayı çok seven bir insanım. Bazen bunu da abarttığımı da düşünüyorum açıkçası. Ve hani gemi sahibi ya owner bir firmada çalışmanın da tabii ki getirmiş olduğu da bazı sorumluluklar oluyor. Yani 7-24, evet gece 2'de de 3'te de kaptan da arıyor. Ve diğer departmanlarda da koordineli çalışıyorsunuz zaten sürekli. Hani yani o yüzden geminin her şeyine hakim olmak zorundasınız. Yani bu yüzden bir işi yapıyorsanız ona çok daha emek vererek, değer vererek, kendinize değer vererek bir iş yaparsanız bence gerisi gelir diye düşünüyorum açıkçası. Yani böyle söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Eğer eklemek istediğiniz bir şey yoksa soru cevap kısmına geçebiliriz. Var mı eklemek istediğiniz herhangi bir not? Tamam, o zaman ben geliş sırasına göre buradan soruları okuyayım. Sorum Sayın Gülşah Özgül Hanım'a yöneliktir demiş anonim bir katılımcımız. Bir deniz işletmecisi olarak görece daha az bulunduğumuz bir sektörde yer alıyorsunuz. Mesleğin gerektirdiği özellikleri sıralayabilir misiniz demiş.
Tabii. Yabancı dil çok önemli. Önce onu söyleyeyim. Çünkü zaten dediğim gibi Türkiye'ye yük getirmiyoruz veya Türkiye'den yük götürmediğimizi taşımadığımız için de çalıştığımız kiracılar, brokerlar hepsi yabancı. Gemilerimizin yükleri dünyaca büyük firmaların yükleri, yani işte Total, Shell, BP gibi piyasayı belirleyen insanların yükleri. Bu yüzden yabancı dilinizin önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bunu da böyle Queen Elizabeth seviyesinde bir kendinize engelleyerek yapmayın yani. Çünkü işte atıyorum bir İtalya limanına gittiğinizde İtalya'daki bir acenteyle konuştuğunuzda adamlar bir noktadan sonra kendi dilleriyle konuşmaya devam ediyorlar yani. O yüzden çok da böyle işte C2 İngilizcem olsun şeklinde bir şey yapmayın, kendinizi kısıtlamayın, öyle söyleyeyim. Onun haricinde ikinci yabancı dile de şöyle değinmek istiyorum. Buna imkan yaratmak değil de kendiniz bile olsa en azından bir B1'e kadar bir ikinci yabancı dili mutlaka öğrenin derim. Yine aynı örneği vereceğim. İşte İspanya'da bir acenteyle konuşuyorsunuz veya işte bir brokerla konuşuyorsunuz. O insanlar da sizin dilinizi konuşmaya çalışıyorlar. Sizle muhabbet ederken işte merhaba nasılsın diyorlar. Yani o yüzden siz de onların dillerini öğrenin. Uluslararası bir iş yapıyoruz sonuçta. Kültür önemli diye düşünüyorum. Yabancı dil konusu bu şekilde. Onun haricinde benim işim birazcık daha teknik anlamda bir iş. Yani bu girmiş olduğunuz firmayla da alakalı açıkçası birazcık aslında. Bizim şirketin teknik departmanı gerçekten çok yani kalifiye insanlardan oluşuyor ve siz yani biz okulda mesela bu teknik anlamdaki bilgiyi görmüyoruz. Kimyasal yüklerin işte hangi marka regülasyonlarına tabi olduğunu görmüyoruz bu tarz bilgileri, ama mesela ben burada öğrendim birçok şey bu konuyla alakalı. Daha teknik şeyleri gerektiriyor. Yetkinliği gerektiriyor, öyle söyleyebilirim. Onun haricinde şunu şey yapabilirim, söyleyebilirim. Hani MARPOL, işte International Maritime Organization gibi kurum ve kuruluşların sürekli yayınlarını takip edin. Yani bu çok önemli. Başka konuyla alakalı bu kadar. Teşekkür ediyorum Gülşah Hanım. Kapsamlı bir cevap oldu. Ben de en azından yabancı dil konusunda altına imza atabileceğim bir cevap oldu. Yani tüm mezun adaylarımızdan ve mezunlarımızdan en azından iletişim sağlama düzeyinde İngilizceyi sahip olmaları ve tabii ne kadar iyi o kadar faydalı olacaktır. Ben de tavsiye ediyorum. Ve şimdi Dinçer Bey'e bir soru gelmiş. Melikşah'tan. Kendisi aynı zamanda benim bitirme projesi öğrencimdir. Geleceğin teknolojisi olarak görülen blockchain teknolojisinin broker sektörünün geleceğini nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Daha önce bu teknolojiyi kullanan ShipNex, CargoX, BlockShipping gibi uygulamaları kullandınız mı? Eğer kullandıysanız nasıl bir deneyimdi? Geleneksel brokerlik ile karşılaştırır mısınız? Teşekkürler demiş. Ya blockchain teknolojisinin brokerliği nasıl etkileyeceği konusunda brokerlik üzerine spesifik olarak bir etkisi olmaz. Ama armatör kısmı ile ilgili direkt etkisi olma ihtimali olan bir konu o. Hatta şöyle söyleyeyim, yani bir iki armatör var bildiğim. Bitcoin'in kabul etme 2 sene, 1,5 senedir kabul ediyorlar. ShipNext kullandım. Diğerlerini biliyorum. Kullanılsa bir deneyimi geleneksel brokerlik. Şimdi şöyle, bunlar yazılım. Bizim brokerlik sektörü tamamen yazılıma döndü. Yani son 1,5 sene, hatta 2 senedir çok ciddi, çok kapsamlı yazılımlar çıktı. Yani şöyle söyleyeyim, vakti zamanında emlakçılar çok popülerdi. Emlakçısız iş yapamazdınız. Sahibinden.com geldi, emlakçıları bitirdi ya da galericileri.
biraz bizim sektörün etkilenmesi de o. Yani brokerlik mesleğinin ben orta uzun vadede belirli spesifik alanlar dışında zaten bir süredir çok sıkıntı yaşayan bir alan. Ben ondan dolayı da son birkaç senedir biraz alan değiştirmeye çalışıyorum. Çünkü sonu biraz karanlık yani ve her geçen günde geriye doğru sayıyor. Bu yazılımlar, bilgiye ulaşmanın kolaylaşması vesaire bunlar brokerlik mesleğinin şeyini bitirdi. Atıyorum yani şimdi Dubai'de bir firma var. 3-4 satır bilgi veriyorsunuz. 10 dakika sonra size 40 sayfalık charter party'yi gönderiyor. Ondan sonra Belçika'da, Singapur'da iki firma var benim bildiğim. Yani, tabii ki fazlası vardı da bildiklerimi söylüyorum. İki tane bilgi veriyorsunuz. Sizin için late-time calculation yapıyor. Post-fixture'ı yapan var, fixture'ı yapan var, late-time calculation'ı yapan var. Bunların hepsi yazılım. Ondan sonra benim hali hazırda kullandığım 3 tane ayrı program var. Yani bilgiyi, yükü giriyorsunuz, size gemiyi kaç paradan yapacağını ve hangi geminin yapacağını, gemilerin running cost'una kadar önünüze koyuyor. Oradan çıkan gemiyi başka bir programa gidiyorsunuz, armatörünü veriyor. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bilgiye ulaşmayı nasıl biliyorsanız şu anda her şey zaten sizin önünüze serilmiş durumda. Brokerlik şu anda biraz daha böyle ikili ilişkiler bazında şey yaptı. Yani insani ilişkileriniz, yani diyaloglarınız iyiyse o şekilde işleriniz yürür. Ama bilgi çok para etmiyor, öyle söyleyeyim. Bizim mezun olduğumuz zaman da hatta bizden önce çok daha kıymetliymiş. Ben Telex'in sonuna yetiştim. Telex'le gördüm ama kullanmadım. Yani Telex'le charter party yapıldığı dönemleri. Sonra önümüze ben ilk başladığımda bir bilgisayarla başladım. Her günün sonunda Outlook'un silinmiş kutusunu silmezsem ertesi gün maili almıyordu. O kadar küçüktü hafızası. Bunları göre göre dial-up bağlantılar hiçbir şey yoktu. Şimdi inanılmaz bir değişim yaşandı çok kısa bir sürede. Biz de kendimizi adapte etmeye çalışıyoruz. Bu yazılımlar, bu blockchain teknolojisi, Bitcoin vesaire hepsi hayatımıza girecek. Ama nasıl girecek, ne kademe girecek? Çünkü bunlar da kendi içinde şu anda çok dengesiz, çok dalgalı. Bir düzene oturduğu sürece kullanılabilir olduğunu düşünüyorum. Şimdi de 60'tan 40'lara falan düştü bildiğim kadarıyla. Ya bundan aldığım topladığınızı düşünsenize. Yani anlaştığınız bir ay sonraya atıyorum 5 Bitcoin'den anlaşmayı yaptınız 60'tan 40'a düştü. Stabil değil yani. Ondan dolayı biraz temkinli olunmasını düşünüyorum. Biraz uzattım mı? Böyle. Yok böyle kapsamlı cevaplar her zaman bizim için değerlidir. Ama sanırım Melikşah'tan bu arada iki soru daha geldi. Onları sormadan önce blockchain tabanlı uygulamalar yani kripto para ödemelerinden ziyade bu Shipnext gibi, Cargoist gibi blockchain tabanıyla çalışan uygulamaları kastediyordu. Burada işte smart contract'ler gibi yine sizin de söylediğiniz gibi armatör firmalar açısından da önemli olan bazı eklentiler var bildiğim kadarıyla. Ya Egemen çok özür dilerim. Şeyde burada bir ekleme yapma ihtiyacı hissediyorum. Tabii. Şimdi, ya bu uygulamaların tamamının altyapısını aşağı yukarı yani kabaca da olsa biliyorum. Ya yani çok teknik bilgim yok ama nasıl çalıştıkları hakkında fikrim var. Öncelikli olarak bunlarda veri güvenliği problemi var. Yani bu programların en azından iki tanesinin ben verileri depoladığını biliyorum. Yani siz oralara belki hesaplama için, belki bazı bilgilere ulaşmak için bazı veriler giriyorsunuz. Bu veriler kendi taraflarında topla. Mesela Shipnext dediğiniz programın sahibi bir armatör. Anlatabiliyor muyum? Yani
veri toplayıp bunu kendi lehine kullanma ihtimali var. Yani ben şimdi yani bir yerde fayda sağlamaya çalışırken bir taraftan rakibin eline koz veriyorsunuz. Diğerlerine sahibi kim bilmiyorum. Yani bir tanesi üzerinde konuşabilirim şu anda. Ayrıca veri güvenliği programı var. Yani bunları üçüncü şahıslara paylaşılıyor mu? Benim özel bilgilerim gidiyor mu? Ki gittiğine ben biliyorum. Bunların altyapısı doğru oluşursa, bununla ilgili kullanıcılara garantiler verirse ya da bunun teminatı sağlanırsa zaten gidişat o yönde. Söylediğiniz husus önemli çünkü blockchain'in asıl dayandığı taban zaten veri güvenliği ve sadece taraflar arasında kalıyor olması bilgilerin. Bu açıdan önemli. Melikşah'ın diğer iki sorusuna geçmeden bu arada yeni bir sorumuz geldi. Onu sorayım, sizi de biraz dinlendireyim. Gülşah Hanım'a geldi çünkü bu soru. Anonim bir kullanıcımızdan. Gülşah Hanım, bir kadın olarak bulunduğunuz sektörü değerlendirecek olursanız neler söyleyebilirsiniz? Bir soru. Kadın olarak cinsiyet ayrımcılığı yapmamayı tercih ediyorum ama yani bizim sektörümüz erkeklerin dünyası olarak da tabii ki biliniyor. Ben bununla alakalı bir zorlukla karşılaşmadım. Karşılaştım desem çok büyük haksızlık ederim çalıştığım insanlara, birlikte çalıştığım insanlara. Çünkü evet, bizim şirket de aynı şekilde yine erkek çalışanın yoğunluğunda olan bir şirket. Gemi personellerimiz yine aynı şekilde. Süvarilerimiz ve çarkçıbaşılarımın hepsi erkek. Ama hiç bu zamana kadar bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Hatta gemiye katıldım, 10 gün gemide kaldım. Tek kadın personel yine bendim. Ama yine bir problemle karşılaşmadım hani. Yani bununla alakalı hani çok da üstünde böyle durabileceğim bir nokta yok. Bir noktada şey oluyor tabii, yani kendi hemcinsinle birlikte çalışmamanın dezavantajları da var, avantajları da var tabii ki. Ama mesela en büyük dezavantajından bir tanesi şey oluyor. Yani bir noktadan sonra kaptanlarınla oturup bir yere kahvede tavla atacak noktaya geliyorsunuz. Yani gerçekten öyle hissediyorsunuz yani, öyle söyleyebilirim. Onun haricinde yine sektörde kadın çalışanlar aslında o kadar da az değiliz. Az değiller yani. Bunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan Linçer Bey'e döneceğim. Melikşah'ın iki sorusunu birleştirip soracağım size Linçer Bey. Bir ay sonra mezun olacağım. Broker olmak istiyorum. Yetiştirmek için mezun alır mısınız? Yeni mezun tercih eder misiniz diye sormuş. Bir de eğer Shipnex gibi programları kullandıysanız projem için anket hazırladım. Daha sonra doldurur musunuz diyor. Bu benim de bir ricamdır aynı zamanda, ben de danışman olarak. Ben her şeyi yaparım. Telefonumu Melikşah Bey'e verirseniz daha sonradan temasa geçelim. Tamam. Çok broker olarak yetiştirmiyorum. Bunun kararını birkaç sene önce verdim. Gülşah Hanım da bilir, bizde yetiştirme süreci 15 ay civarında sürüyor minimum. Yani ben son 3 yetiştirdiğim arkadaşımı, bir tanesi de maalesef bizim okuldandı. 15 ay yanıma aldım, maaş verdim, sigortaladım, yemek ve tek istediğim ekrana bakması. Sadece maillere bakması. Yani 15 ay boyunca, çünkü ben de böyle yetiştirdim. Talep yok, bağlantı yap, para kazandır, gemiyi takip et, herhangi bir hesap yap, yok. Ben sadece belirli günlerde eğitim, içeriğini anlatma ama sadece ekrana bakma. Bizde öyleydi yani. Ben de bildiğim, belki eski metottur ama bildiğimiz yoldan gittik. Üçü de 15. ayın sonunda kaçtı. Bunu genellemeyeceğim ama bu başıma geldi ve bu bana paradan ziyade çok büyük zaman ve enerji kaybına mal oldu. Ben o yüzden gelen herkese sonsuz şekilde bilgi aktarımı yaparım. Çünkü bana bilgi paylaştırıldıkça kıymet kazanır ve büyür şeklinde öğretildi. Ve ben bunu zaman sınırı olmadan, karantinada geçsin, saatler boyunca oturur konuşuruz. Ama yetiştirilmek üzere bir prensip kararı olarak ben kimseye de şey yapmıyorum. Yeni mezun değil, öğrenci bile alınır. Ben çünkü öğrenciyken çalışmaya başladım, onu da yazmış. Ama dediğim gibi durum bu.
Gelir, oturur, yanımızda meslek öğrenir. Bunlar ayrı ama profesyonel anlamda artık yapmayacağımı söyleyebilirim. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Şu an yeni bir sorumuz geldi. Onur Aktaş hocamızdan. Pandeminin etkilerini de göze alarak yeni mezun arkadaşlara neler önerilebilir? Değerli katılımcılarımız tarafından en önemli 3 yetkinliğini saymanız istense neler söylersiniz demiş. Ya pandemide hepimiz kapandık. Bol bol zaman var. Önce pandemi sürecinde bu kapanmada herkes kendini geliştirme yönünde adım atabilirdi. Umarım atmışlardır. Etkilerinin ne olacağını bilmiyoruz. Hepimizin hayatı değişti. Doğal olarak da mesleki alışkanlıklar değişti. Mesela biz şimdi Gülşah Hanım yapıyor mu bilmiyorum. Fazlaca ziyaret yapardık. Bunlar kalmadı. Yüzde görüşmeler vardı. Zoom'la belki artık. Bizim bir de hizmet sektörü olduğumuz için insanlara dokunmak gerekiyor. Birebir temas gerekiyor. Sosyalleşme gerekiyor. Bunlar mesela direkt etkileri artık kalmadı. Kendi sosyal hayatımızda da kalmadığı gibi. Ondan dolayı yeni dönemi yaşayarak hepimiz göreceğiz. Ben öngörüde nasıl bulunabilirim bilmiyorum. Belki eskisine dönecek. Belki bambaşka bir şeyle karşılaşacağız. En önemli yetkinliği saymanız istenirse neler söyleyeyim? Benim mi en önemli 3 yetkinliğim? Benim yetkinliğim kendi... Sizin gerekli gördüğünüz yetkinlik galiba, kusura bakmayın sözünüzü Ha, kestim ama. özür. Tamam. Ya bu genel olarak bizim sektörde analitik düşünce, yani çok boyutlu düşünce kesinlikle olmazsa olmaz. 2 numarada dil olmazsa olmaz. Yani çıkabilen herkesin yurt dışı tecrübesini yaşamasını ben şiddetle tavsiye ediyorum. Kısa veya uzun dönem çalışmak için veya herhangi bir şey için, okul için bilmiyorum. Ama yani analitik düşünce üstüne dil, ardından da tecrübe. Yani bu mutfağında pişme, her ne iş yapıyorsanız. Çok teşekkür ediyorum Dinçer Bey. Yine kapsamlı cevabınız için. Gülşah Hanım, bir de sizden alalım. Okumama gerek var mı soruyu tekrar? Yok, teşekkür ederim. Evet. Tamamdır. Şimdi pandeminin etkilerini şöyle bir örnek verebilirim. Ben operasyonel anlamda bir örnek verebilirim. Mesela işte gemiye acenta gelirdi evraklar için. Yani artık acenteler gemiye gelmiyor ve evraklar tamamen mail üzerinden dönüyor. Hani o yüzden de mesela orijinal konsümantolar gemiye verilmiyor gibi. Hani eskiden biraz daha işte orijinal konsümantoyla tahliye yaptığımız bir operasyon yapıyorduk ama artık daha böyle her şey mail üzerinden dönmeye başlıyor. Çünkü temas kestiler gemiyle yani. Pandeminin böyle bir etkisi var diyebilirim. Onun haricinde dediği gibi Dinçer Bey'in bizim enspektörlerimizin de hani bizim yine kiralama departmanından çalışanlar da gemilere ziyaretleri oluyordu. Ben şanslı olarak pandemi öncesi gittim bir ziyarette bulundum ama ondan sonrasında bu ziyaretlerimiz azaldı. Ya da işte kaptan değişimlerinde gemilerde bir handover formumuz var. Birebir de ben departmanımı anlatıyorum, yaptığım işi anlatıyorum, nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatıyorum. Gitmeden önce de bir tanışmam gerekiyor aslında. Çünkü 4 ay kontratı boyunca sürekli benimle irtibat halinde oluyor kaptanlarımız. Bu da tabii kalmadı. Onda da yine Zoom üzerinden yapmaya başladık. Pandeminin bu şekilde bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Hani piyasa anlamında da biz şöyle bir şey yaşadık. Geçtiğimiz sene Avrupa'da bu korona başladığı zamanlarda kiracılarda bir panik havası vardı ve bir an önce işte var olan yüklerini piyasaya çıktılar. O yüzden bizim iş yükümüz çok fazlaydı. Yani sonra onun durgunluğu yaşandı sektörde. Sonra da yine aynı panik havasıyla artık terminaller kapanmaya başladı. Pik yaptığımız zaman. Yani pandeminin bu şekilde bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Diğer soru da en önemli gerekli görülen 3 yetkinlik miydi? Öyle miydi? Tamam.
Ona da analitik düşünceyi zaten söyledi Dinçer Bey. Ya problem çözme diyebilirim. Problemden bıkmama ve problemi çözme diyebilirim. Çünkü gerçekten çok problem çıkan bir sektör. Yani onu belirteyim. Onun haricinde yabancı dili zaten söyledik. Yani şu yetkinlik bazında yani ben kendimi çok yetkin görüyorum diyemem. Kariyer bu şey gibi olmuş, iş görüşmesi sorusu gibi olmuş. O yüzden pek şey yaptım böyle. Yani şunu yapabilirler gerçekten. Sürekli araştırıp bir şeyler okunabilir, bir şeyler sorulabilir. Yani ben yeni mezun olacak arkadaşların da benimle iletişime geçmesini isterim açıkçası. Sektör hakkında daha detaylı bilgiyi onlara aktarabilmek isterim yani. Biraz daha böyle daha iyi olacağını düşünüyorum hatta yani. Yetkinlik başka yok bu kadar. Çok teşekkür ederim Gülşah Hanım cevabınız ya, için. Devreye gireyim. Yani Gülşah Hanım konuşurken geçen yaşadığım bir şey aklıma geldi. Hani evraklar gelip gitmiyor dediniz ya Gülşah Hanım. İtalya'da gemi bize consument manifesto timeship drone'la attılar gemiyi. Onları da yapmaya başladılar. Ya, drone gemiye çıkmıyor ajantı. Drone'la evrağı gönderiyor. Siz drone'la gönderiyorsunuz. Evet, öyle şeyler de başladı. İşte tankerlerde olay sadece biraz daha şey, biz köprü diyorum, güvertede telefon da kullanmadığımız için tehlikeli yükler. O yüzden o drone'u uçuramazlar orada yani. Gelmesinler daha iyi diyoruz. Bu güzel anekdot için de teşekkür ediyoruz Dinçer Bey'e. Bir de soru gelmiş Dinçer Bey ise. Ezgi Kabak bizim avukat öğrencimiz. İkinci üniversitesini okuyor. Hukuki background'u ile size bir soru sormuş. Şirketinizin kişisel verilerin korunmasına bakış açısı nedir? Uyum sürecini gerçekleştirdiniz mi diye sormuş. Evet, ben çok yeni bir şirketim. Ondan dolayı önümüzdeki büyük şirketler bir yapsın diyelim önce. Biz sonra sıra getiririz. Yani, şu anda biraz aksak topar çünkü ben şirketi kurdum. Daha etrafımıza bakarken pandemi geldi. Yani ben şirketin kuruluşundan beri zaten ciddi bir kısmı zaten pandemiyle geçti. Anlatabiliyor muyum? Ondan dolayı zaten bir ne oluyoruz dedik. Herhangi bir süreç gerçekleştirmedim, onu söyleyebilirim. Kişisel verilerin korunmasına bakışımız nedir? Bakışım şu, kullanacağım programlar için söylüyor herhalde. Kullanacağım programların araştırıyorum. Yani şu anda benim kullandığım 2-3 tane program var. Bunlara güveniyorum. Güvendiğim için de kullanıyorum ama belki de bunlar da güvensizdir, bilmiyorum. Benim topladığım bilgi kadarıyla. Ama arkasında diğer işte az önce sayılan başka burada söylenmeyen birçok programın veri açığı olduğunu çok net biliyorum. Bunlar şey, nasıl diyeyim, teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki çok fazla program çıkıyor. Bunların bir kısmı maalesef esas amacı farklı. Yani size bir fayda sağlıyor ama arkasından çok net. Bu hayatımızda kullandığımız başka programlarda da neyse meslek dışı geçerli. Ondan dolayı ya bilgileri çalışabilir ya da çalınabilir ya da dolandırılmaya müsait bir durum oluşabilir. Buna dikkat etmek lazım kısaca. Peki çok teşekkür ediyorum sizin de cevabınıza. Ben karşı soru sorayım. Hukuk bunun karşısında ne yapıyor? Madem hukuk tarafından Ezgi Hanım. Kendileri bununla ilgili bir çalışma başlatmış mı ya da Türkiye'de var mı diye de ben de ekleyeyim. Evet Ezgi, artık top sende. Ben bu arada yeni bir soru gelmiş, onu da okuyayım sen yazarken. Teoman arkadaşımız sormuş. Yetiştirme anlamında sektörde yer alan isimler bu şekilde düşünüyorsa ve en önemli 3 yetkinlik arasında tecrübe varsa bu sektöre yeni girecek mezunlar bu yetkinliği nasıl kazanabilir diye sormuş. Bana mı? Herhalde size
diye düşünüyorum ama ya, bu sorunun, Gülşah Hanım'dan da bunun cevabını rica ederim. Bu sorunun geleceğini biliyordum. Şöyle, ben yanıma unlimited gelsin, 3 sene yanımda dursun. Nasıl diyeyim? Tabii maaş konusu da var. Ya ben şimdi çok yaşadım bunu. Ben sektörde şu anda 7-8 tane arkadaşımız bu şekilde beraber çalışıp yetiştirdik. Ben de abilerim tarafından yetiştirdim. Eğer bir gün şirketimin yapısı, ben bu arada şahsen konuşayım, ben yetiştirmem dedim. Yani şirketimin yapısı eğer bir gün yeni yetiştirmek üzere personel almaya müsait olursa ben yetiştirmem. Ama yetiştirilmek üzere o departmana mutlaka alınır. Biz böyle bir İlyada da siz tanırsınız Egemen Bey. Muhtemelen tek kriter bizden olması. Öğrenci, çalışan herkes sadece bizden seneler boyunca. Biz bunu o tekkeden geçmiş biri olarak ben bu cümleyi zaten kuramam. O sorunun geleceğini tahmin ediyordum. Onun için de araya girmedim. Şey yaparız, hallederiz. Ben şahsıma söylemek istemişim. Ben yetiştirmem. Ben de bizim okulumuzu tanıtmakla görevlendirildiğim birçok yerde okula gelmeyi düşünen adaylara ilk söylediğim şey mezunlarımızın birbirlerini ne kadar kolladığı, ne kadar önemsediğidir. Yani bizi ayıran faktör olarak anlattığım ilk şey her zaman bu oluyor. O konuda Teoman'a ben de sizin vasıtanızla bir gönül rahatlığı sağlamış olayım. Muhakkak ki yetiştirilebileceğin ortamlar sağlanacaktır Teoman'cığım. Hiç merak etme diyorum. Gülşah Hanım, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı bu soru özelinde? Yani yok. Zaten bana gelmedi soru. şey yok, bildirmemiş de ben herhalde Dinçer Bey'in yorumuna istinaden söylediğini tahmin ederek ona sordum. Sizin de söylemek istediğiniz bir şey varsa lütfen buyurun. Şöyle ekleyebilirim aslında. Hani biz okulda genel hatlarıyla aslında her şeyi öğrenerek çıkıyoruz. Yani acente nedir? Gemi nedir, işte kiracı nedir, broker nedir, forwarder nedir, bu aktörler neler yapar, bir gemi operasyonunda nelere dikkat edilir gibi, ya da işte lay time calculation, İsmail Hoca'nın dersleri gibi. Yani bunları aslında biz genel hatlarıyla öğreniyoruz okulda. Şimdi bizim yeni, yani bizim okulun mezunuyla bir İngilizce işletme mezunu veya işte başka bir bölümün mezunu arasındaki fark, terimsel anlamda bilgiye sahip oluyoruz. Öyle mezun oluyoruz, yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. O yüzden o notları atmasınlar bir yerlere, tutsunlar. Gerçekten çok ciddiyim, çünkü ilerleyen zamanlarda mutlaka karşılaşacaklar onlarla alakalı. İşte konşimento endorsement nasıl edilir, neden edilir? Bunlar gerçekten önemli bilgiler. Bunları sektörde siz operasyon yaparken karşılaşıyorsunuz. O yüzden bunlara önem verirlerse şayet, tecrübesiz de olsalar, en azından kendi alanlarıyla alakalı işler yapacakları zaman bu şekilde en azından karşısındaki insanları mülakatlarda etkileyebilirler diye düşünüyorum. Bunu söyleyebilirim. Şimdi ben çok daha net olması açısından şeyi ekleyeyim de, ya bu kariyer günlerine katılan birçok abimiz var, kardeşimiz var. Bu kişilerin, ya ben şahıs bazında söyledim o cümleyi. Ya bu kişiler yeni gelen birine çoğu birebir eğitecek süreci veremezler pozisyon itibariyle. Ama kurum başka bir şey. Benim şirketim ve Gülşah Hanım'ın şirketi, başka katılımcı şirketlerinde böyle pozisyon oluşabilir. Öyle bir pozisyon oluştuğunda da her zaman bizim okul tercihtir ve bu ortam yaratılır. Ama yani, soru Dinçer Şimşek'se benim öyle bir zamanım yok. Zamanda vardı, şu anda yok birebir olarak. Ama kurumda var. Sanırım daha net anlatabilmişimdir kendimi. Öyle olduğunu düşünüyorum. Bu arada Ezgi'den de size cevap gelmiş. Bilmiyorum okuyabildiniz mi?
Bizler de avukatlar olarak veri sorumlusuyuz. Aslında hem hukuki anlamda hem de idari ve teknik anlamda gerekli önlemleri alıyoruz bu konuda demiş. Diğer yandan da şirketlere ve kamu kurumlarına bu alanda eğitimler veriyoruz diye eklemiş. Kişisel verilerin korunması kanununda tabii önemli bir, sıcak bir gündem oldu yani son yıllarda. Yeni gelen hayatımıza teknolojik gelişimlerle ve onların hukuki düzenlemeleriyle. O yüzden Ezgi'ye de bu hassasiyeti için teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Ezgi Hanım, sağ olun. Herhalde şu an benim önümde başka soru yok. Bilmiyorum, soru sormak isteyen varsa şu an alalım. Herhalde yeni bir şey düşmedi. Ben sizlere teşekkür ediyorum kendi adıma ve tüm okuldaki personelimiz ve öğrencilerimiz adına. Ve sizleri göndermeden önce küçük dijital bir plaket sunumu yapmak istiyoruz sizlere. Teşekkür plaketi. Gülşah Hanım'a öncelikle katılımları için plaketini takdim etmiş olalım. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Gülşah Hanım. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Bir de Dinçer Bey için bir plaketimiz var. Onu da size takdim etmiş olalım bu şekilde Dinçer Bey. Ne güzel. Bunu odamın en güzel yerine asacak diyeceğim de ne duvar kağıdı mı yapayım bilgisayar nasıl? Vallahi duvar kağıdı olur, profil resmi olur. Siz nereye layık görürseniz diyelim. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza, ağzınıza sağlık sizin de. Çok faydalı ve aydınlatıcı bir toplantı olduğu düşüncesindeyim ben. Umarım katılımcılarımız için de aynı şekilde olmuştur. Sizler için de keyifli olmuştur. Mezunlarımızı iyi yerlerde ve akabinde de kariyer günlerimizde görmek her zaman bizim için bir onur. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun. Evet, bir kapatmadan hemen küçük bir şey söylemek tabii istiyorum. İletişim bilgilerim hocalarımızda var. Öğrenciler asıl bunu söylüyorum yani. Bu konuşmada cevaplayamadığım veya detaylı anlatamadığım şeyleri merak ederlerse her zaman yazabilirler. Her zaman sorabilirler. Yardımcı olmaya çalışırım, onu söyleyeyim. Onun haricinde de herkese çok teşekkür ederim. Benim için çok önemliydi, gurur vericiydi. Çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık diyorum. Bu kadar. Tekrar teşekkür ediyoruz. İkinize de çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Aynı ben de aynısını söylüyorum. 7-24 cebim açık. Ben 9.50'den arıyorum dediğimde işi bırakır. Zaman ayırırım. Elimizden gelen her şey okulumuza feda olsun. Biz sizi Dinçer Bey, Melikşah'la en kısa sürede rahatsız edeceğiz zaten. Onun sözünü aldık. Çok sağ olun tekrardan. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle en kısa zamanda tekrar.